konuşma merkezine baskı yapıyor. Bu yüzden tersten konuşuyor. Hastada geniş ve karmaşık sebral anevrizma var. Anevrizmanın kökü klipslenmeyecek kadar geniş ve kısa. Basıncı azaltmamız lazım. Matkap gelsin. Temizlik için hazır olalım. Sponge. Boş kalem gelsin. Oksipitalle dolaşarak başlıyoruz. Murat henüz uyanmadı. Normal mi bu durum? Yoksa aynı şeyleri tekrar mı yaşayacağız? Her şey normal, her şey gayet iyi. Yani bu saatten sonra semptomun tamamen ortadan kalkmasını bekleyeceğiz. Birazdan uyanır, merak etmeyin. Başta karşı çıktığım için özür dilerim. Yoksa ben de Murat'ın iyileştiğini görmeyi çok istiyorum. Ama o kadar çok hayal kırıklığı yaşadık ki. Ne hissettiğinizi ben gayet iyi anlıyorum. Hiç sorun değil. Çok zor, anlayamazsınız beni. Merak etmeyin. Her şey iyi olacak bundan sonra. İnşallah. Yoksa bu vicdan azabıyla yaşayamam. Anneanne. Olanlar senin suçun değildi. Kendini daha fazla suçlama. Yavrum, Murat'ım. Sanırım her şey yolunda. Hatta cümleler bile. Size çok teşekkür ederim. Şimdi iyice dinle. Yarın uzun uzun konuşuruz. İşte kıymetini bilmediğimiz şeylerden bir tanesi daha. Neymiş o? Konuşabilmek. Hiç durmadan konuşmak isteyeceğim birini bulabilmek. Allah Allah. Bunlar pek deyillerden cümleler değil ya. İpek iyi geldi sana sanki. Bana mı, sana mı? Buzlar kraliçesi olsak da biz de insanız yani. İşte böyle devam. Neyse, benim halletmem gereken bir iş daha var. Ben de bir acil uğrayacağım. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.